Merhabalar. 4. sınıf matematik dersi zihinden toplama işlemleri yapalım videosuyla yine birlikteyiz. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayalım. Bir alıştırma yapalım. 60 ile 30'un toplarken arkadaşlar kısa yoldan onlukları toplayıp yani 6 artı 3 9 eder. 9 onluk sağ tarafına 0'ı koyduğumuzda işlemi hemen kısaca 90 buluruz. 63 ile 34'ü kısa yoldan nasıl toplarız? Onlukları topladığımızda arkadaşlar 6 onluk 3 onluk daha 9 onluk eder. Birlikleri topladığımızda 3 birlik 4 birlikte 7 birlik eder. 9 onluk 7 birlik yani 97 sayısını bulmuş oluruz. Peki 78 ile 14'ü zihinden nasıl toplarız? Arkadaşlar on, önce 78, 10'luğa 2 birlik kalmış. Şuradaki 2 birliği buraya eklediğimizde burası kaç oldu? 80. Burada ne kaldı? 2 ve 1 onluk 2 birlik kaldı. 80. 1 onlukta topladığımızda kaç oldu? 90. Burada kaç birlik kalmıştı? 2 birlik. O halde ne olacak? 92. Bu şekilde zihinden toplayabiliriz. Devam edelim. Arkadaşlar muhabbet ederken birbirlerine soruyorlar. 200 ile 500'ü zihinden toplar mısın? Hemen öğrenci söylüyor 700. Doğru. Arkadaşlar bu şekilde toplamalarda hemen yüzlükle yüzlüğü topladığımız zaman 200'lük 500'lük daha 700'lük eder. Hemen 2 5 daha 7 yanına sıfırlar yazdığımızda 700 buluruz. Hemen bir soru sormuş. Peki sen de 300 ile 75'i toplar mısın? Hemen topluyor arkadaşlar. İşlemin sonucu 375'tir. Nasıl yapıyor? Arkadaşlar hemen 300'ün sol tarafındaki 2 sıfırın yerine 75'i koyduğumuzda hemen cevabı 375 buluruz zihinden. Devam edelim. 600 ile 80. 680 ediyor. Hemen şu 2 sıfırın yerine 80'i koyuyoruz. 680. Hemen yapalım. Burada 400 var, 90 var. 2 sıfırın yerine 90'ı yazdığımızda cevabı ne buluruz? 490. 360. Şu 2 sıfırın yerine 60'ı koduğumuz zaman ne olur? 360. 425 ile 200'ü zihinden toplarken arkadaşlar hemen yüzlükler 4 ile 2'yi topladığımızda 6. Hemen 25'i de yanına yazdığımızda 625 yapıyor. Örneğini biz yapalım. Hemen 5 ile 3'ü topladığımızda, yüzlükleri topladığımızda 800. Hemen 39'u 6'da yazdığımız zaman 839 buluruz. Hemen yüzlükleri toplayalım. 7 ile 1, 8. 16'yı yanına yazdığımızda 816 bulmuş oluruz. Arkadaşlar toplama işleminin Aşağıdaki yıldız ile gösterilen yerlere hangi doğal sayılar gelmelidir diye bir soru sorulduğunda toplama işleminin eşitliğin her iki tarafı eşit olmak gerekiyor. Toplamada yer değiştirdiğimizde, sayıların yerini değiştirdiğimizde değer değişmeyeceği için biz sayıların yerini değiştirip bulabiliriz. Yani eşitliğin her iki tarafı da aynı olması için yıldız yerine kaç koymamız lazım? 8. 5 ile 8'i topladığımızda da 13 ediyor. 8 ile 5'i de topladığımızda 13 ediyor. Yani toplama işleminin değişme özelliği vardır. Şimdi B şıkkına bakalım. Yıldız artı 9, 9 artı 7. O halde yıldız ne olacak? 7. 7, 9, 16. 9, 7, 16 ediyor. Kısaca ne yapacağız? Eşitliğin iki tarafındaki sayıları aynı yapacağız. Burada 8 var. Eşitliğin diğer tarafında 8 var. Eşitliğin bu tarafında yıldız var. Diğer tarafında 10 var. O halde yıldız kaç olacak? 10. Eşitliğin bu tarafında 6 ile 12 var. Eşitliğin diğer tarafında 12 var. 6 yok. O halde yıldız ne olacak? 6 olacak. Her iki taraf 18, 18 olur. Devam edelim. Arkadaşlar Yine toplama işleminin değişme özelliği vardır. Bunu örneklerle gösterelim. Eşitliğin bu tarafında 3 var, 7 var. Burada 7 var, 3 var, 5 yok. O halde üçgen yerine ne gelecek? 5 gelecek. Eşitliğin bu tarafına bakalım. 8, 9, 6 var. Burada 8 var, 6 var. Ne yok? 9 yok. O halde burada üçgen yerine 9 gelecek. Eşitliğin bu tarafına bakalım. 4, üçgen, 13. 4, 7, 13. Ne yok burada? 7 yok. O halde üçgen yerine 7 gelecek. 10, 7, 15. 10, 7. Ne yok? Eşitliğin bu tarafında 15 yok. O halde üçgen yerine 15 gelecek arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2400 ile 500 sayısını zihinden toplamak için arkadaşlar baktığımızda burada yüzlük yüzlük hemen yüzlükleri topladığımızda 5 4 daha 9 eder. 2000 var. Hemen 2000 sıfırları da arkasına yazdığımızda 2900 buluruz. Hemen şurada bir örnek daha var. 3526 ile 300 sayısını zihinden toplamamız için arkadaşlar yüzlükleri toplayacağız. Yani 5 ile 3'ü topladığımızda ne yapar? 800 Sıfırların yerine 26 yazdığımızda 3826 bulmuş oluruz. Örnek yapalım. 5000'in sonundaki 3 sıfırın yerini 5000 ile 600'ü toplamış. Kısaca nasıl yapıyoruz? Yüzlüğün yerine burada 6 yazdığımızda hemen 5600 buluyoruz. Kısa yoldan yapmak için, zihinden yapmak için 5, 500. Ne yapıyoruz? Yüzlükleri topluyoruz. Sonra 2 sıfırı ekliyoruz. Yüzlükleri toplayıp 2 ekliyoruz. Burada da bakıyoruz yüzlük, onluk, onluklar yok. Hemen 5'i yazıyoruz. Sıfırların yerine 95'i yazdığımızda zihinden 500 artı 95'in 595 olduğunu buluyoruz. Örneklere devam edelim. 6, 128 ile 300'ü toplamak için arkadaşlar 6, 3 daha 900, Sıfırların yerine 28 yazdığımızda 928. 7200'ü toplamak için 7200'ü eklediğimizde sıfırların yerine 200 eklediğimizde 7200. 6300 ile 400'ü toplamak için 6000 yüzlükleri toplayalım. 3, 4 daha 7 eder. Hemen yazalım. 6700. Binlik. 5537 ile 300'ü topladığımız zaman 5 yüzlükleri topladığımızda 8. 37'yi de sıfırların yerine yazdığımızda 5837 buluruz. Ardışık sayıların toplay, toplamasına geçelim. Arkadaşlar ardışık sayıları toplarken bu sayıların toplamını kısa yoldan bulmayı öğreteceğim size. 1, 2, 3, 4, 5'i yan yana toplayacağımız arkadaşlar bir yöntem var. Kaç tane terim var? 1, 2, 3, 4, 5 tane toplanacak terim var. Terim sayımız 5. Ortadaki sayımız 3. Terim sayısıyla ortadaki sayıyı çarptığımızda cevabımız 3 kere 5, 15. Yani bu sayıları yan yana yerine yazmaktan yerine yazma yerine ortadaki sayı ile terim sayısını çarptığımızda cevabımız çıkıyor arkadaşlar. 24, 25, 26, 27, 28 sayılar ardışık sayılardır. Bu sayılarla Kısa yoldan yapalım. Arkadaşlar bunlar böyle alt alta yazıp toplayabiliriz. Fakat kısa yolu var. Ortadaki sayımız kaç? 26. Kaç terim var? 1, 2, 3, 4, 5 terim var. 26 ile 5'i çarparsak 130 buluruz. Ardışık tek sayıları toplama gösterelim. Arkadaşlar kaç terim var? 1, 2, 3. Ortadaki kaç? 13. Ne yapıyoruz? 3 ile 13'ü çarptığımızda 39 buluyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. 1 3 5 7 9 sayıları ardışık tek sayılardır. Bu sayıları kısa yoldan yaparken ortadaki terimimiz kaç? 5. Kaç terim var? 1 2 3 4 5. 5 ile 5'i çarptığımızda 25. Yan yana topladığımızda yine 25 olur. Veya baştaki sondaki sayıları toplayıp 2'ye böldüğümüzde yine 25 bulabiliriz. Baştaki sondaki, baştaki sondaki, ortadaki ortadaki topladığımızda arkadaşlar 52'ye böldüğümüzde yine 25 oluruz fakat birinci yol daha kısa yol. Bunu ben tercih ediyorum. Ardışık çift sayıların toplamında arkadaşlar 42, 44 ve 46 sayıları ardışık çift sayılardır. Bu sayıların kısa yoldan toplamı yine Ortadaki sayıyla terim sayısını çarpıyoruz. 1, 2, 3 tane terim yan yana toplanmış. Peki ortadaki terimimiz kaç? 44. Kaç terim var? 3. 3 ile 44'ü çarptığımızda 132 buluruz. 18, 20, 22, 24, 26 sayılar ardışık çift sayılardır. Sayıların toplamını kısa yoldan yapalım. Arkadaşlar ortadaki terimimiz kaç? 22. Kaç terimimiz var? 5 çarpı 22 ne yapar? 110. İkinci yolla gerek yok. Şimdi bunları da biz yapalım arkadaşlar. Ortadaki terimimiz kaç? 8. Kaç terim var? 1, 2, 3, 4, 5. 8 çarpı 5 o da eşittir 40. Yani biz bunları yan yana böyle alt alta toplayacağımıza ortadaki terimle terim sayısını çarptığımızda cevabımız 40 buluruz. Ortadaki terimimiz kaç? 9. Kaç terimimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 5 4 9 ne yapar? 45 yapar arkadaşlar. Şimdi ortadaki terimimiz ne? 53. Kaç terimimiz var? 5. 5 ile 53'ü çarptığımızda cevap 265 yapar. Arkadaşlar biz bunu bakın 51 52 53 54 55 böyle toplamaktansa Hemen şöyle kısa yolla 50 ortadaki terimle terim sayısını çarptığımda 265 buluruz. Ortadaki terimimiz kaç? 41. Terim sayımız 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile çarptığımızda 41'i arkadaşlar 5 kere 1 5, 5 kere 4 20 yani 205 buluruz. Arkadaşlar Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.